Herkese merhabalar. İlk çağda kültür ve medeniyet konusuyla devam ediyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ilk çağda kültür ve medeniyette ne öğreneceğiz? Öncelikle şunu söyleyelim. İlk çağ medeniyetleri gerçekten bilime inanılmaz katkıda bulundular. Yani şu an kullandığımız birçok şey, takvim, işte alfabe, buna benzer birçok şey bilimsel birikimle günümüze ulaştı. Peki nasıl oldu? Neler yaşandı? İnsanlar yazıyı nasıl buldular? İnsanlar barutu, pusulayı, matbaayı, buna benzer gelişmeleri nasıl buldular? Gelin hep beraber bunları bulmaya çalışalım. Mesela Asurlar kütüphaneyi bulmuş, Sümerler yazıyı bulmuş, Mısırlar güneş takvimini, Fenikeliler alfabeyi nasıl bulmuş bunu göreceğiz. Bu arada Fenikeliler burada. Şimdi burada hatta Kıbrıs'ı da unutmuşuz. Kıbrıs'ı da şöyle çizelim. Kıbrıs'ı çizmeyi unutmuşuz. Hemen şöyle Kıbrıs'ı çizelim. Sonuçta yavru vatan unutulmasın. Tamam. Şimdi bunların hepsini öğreneceğiz ama gelin isterseniz önce bilim nedir, ilim nedir önce onu anlamaya çalışalım. Bilimle ilim birbiriyle iç içe. Gözlem ve yöntemle elde edilen, uygulamayla doğrulanan, farklı medeniyetlerin katkısıyla gelişen geçerli ve nitelikli bilgiye biz ilim diyoruz, bilim diyoruz. Neden? Çünkü birincisi yani böyle kafadan uydurma değil. Gözlüyorsun, önce bakıyorsun, diyorsun. Yöntemlerle kullanıyorsun, uygulayıyorsun ve doğrulayabiliyorsun. Yani sağlamasını yapıyorsun matematik gibi. Ve farklı farklı medeniyetlerle katkıda bulunuyor. Bunun en güzel örneğini her zaman söylüyoruz. Mısırlıların takvimi bulmasını söyleyebiliriz. Mesela Mısırlılar burada oturuyorlar. Tarlaları var adamların. Şu yeşille çizdiğimiz yerler, bakın. Şu yeşil nokta koyduğum yerlerde adamların tarlaları var. Bu tarlalarda huzur içinde yaşarlarken yazın tarlaları sular altında kalıyor. Cos diye her taraf su altında kalıyor. Sel oluyor. Diyorlar ki ya havada bir tane bulut yok. Hava açık, pırıl pırıl ama tarlalarımız sular altında kalıyor diyorlar. Nehir, Nil Nehri taşıyor diyorlar. Bu nasıl olabilir? Allah Allah, anlamıyorlar bir türlü. Kışın yeniden böyle her şey normal. Yazın yeniden coşuyor nehir. Yani kışın yağmur yağarken nehir normal akıyor. Ama yazın hiç yağmur yağmadığı zaman, hava kurakken nehir inanılmaz coşkun bir şekilde akıyor. Her taraf sular, seller altında kalıyor. Adamlar kafa yiyorlar ve bu yüzden de gözlemlemeye başlıyorlar. Bazı yöntemler uyguluyorlar. Hatta tarlaları sular altında kaldığı için sonradan tarlaların kime ait olduğunu bulmak adına geometri de geliştiriyorlar. Yani tarlaları böyle çiziyorlar. Bak burası senin tarlan, burası benim tarlam diye tarlaları çizdikleri için geometri bilim de gelişiyor. Ve sonradan farklı medeniyetlerin de katkısıyla takvim bulacaklar. Nasıl bulacak? Şöyle oluyor. Adamlar diyorlar ki ya kardeşim gece oluyor, sabah oluyor, gece oluyor, sabah oluyor. Bunların hepsini sayıyorlar. Yani güneş doğup battıktan atıyorum 200 defa sonra yeniden sel geliyor. Demek ki sel de işte atıyorum 165 gün sürüyor veyahut da işte hani diyelim ki 100 gün sürüyor. 265 günde sel olmuyor. Böyle 265 defa güneş doğup battıktan sonra yeniden sel geliyor. O sel de 100 gün sürdükten sonra yeniden 265 gün normal. Ha diyorlar, o zaman 365 tane gün var. Yani yazın sel oluyor. Hani nehir etrafa taşıyor. Yaz olmayan dönemlerde sel olmuyor. Bu şekilde adamlar takvim buluyorlar. Peki nehir neden sel yapabiliyor musunuz? Yazın normalde buraya yağmur yağmıyor ama arkasındaki ekvatoral iklim ve savan ikliminde inanılmaz yaz yağışları var. O yüzden nehir dolup taşıp arkasından geldiği yerden dolayı burada nehir Mısır tarlalarını, yani daha sonra Mısır milletinin tarlalarını sular altında bırakıyor. Demek ki nasıl oldu? Takvim nasıl buldular? Gözlemlediler, yöntemle elde ettiler ve uygulamayla doğruladılar. Ha, gerçekten de yeniden aynı tarihte yeniden bir kez daha sel olabiliyor diyorlar. Farklı medeniyetler de katkı buluyor. Sonradan Romalılar mesela diyoruz ya Augustus. Ağustos ayı Augustus'tan geliyor. Bu tarz şeylerle Romalıların da katkısıyla geçerlilikli ve nitelikli bilgi olan günümüzdeki takvim oluyor. İşte bu bir bilimin, ilimin sonucu. Şimdi bilimin konusu eski çağlarda din. Birincisi dini çok merak ediyorlar. Allah'ı merak ediyorlar. Efsaneler, felsefe ve el sanatları, tarım gibi günlük ihtiyaçları gidermeye yönelik konular. Daha o zaman daha ne bileyim Apple Store yok, internet yok, Instagram yok. O dönemde adamlar bazı ihtiyaçlarını gidermeye yönelik, yani dini ihtiyaçlarını, efsanevi, felsefi, el sanatları, tarım gibi ihtiyaçlarını gidermek için bilimle uğraşıyorlar. Yani adamların tarlaları sürmek için saban bulması bile çok değerli bir şey. Bana bir kaldıraç verin, size dünya yerinden oynatayım diyor adam mesela. Bu da bana bir kanat verin, mangala atayım diyor. Bu farklı. Bu adam farklı düşünüyor, bu adam farklı düşünüyor. Gerçekten kaldıraçla doğru dengeyi sağlarsanız dünyayı bile kaldırabilirsiniz. Ama kanatsız da mangal olmuyor gerçekten. Şimdi kadim bilimler denen bilinmesi gereken bir şey var. Kadim bilimler nedir? Yani ta geçmişe dayanan ve önemini her zaman koruyacak olan eczacılık, anatomi yani tıp, tarih, coğrafya, takvim bilimi, bunlar kadim bilimler. Ta geçmişten günümüze gelen ve devam edecek olan bilimler. Mühendislik, matematik, geometri, mumyacılık, bunların hepsi günümüzde de hala değerini koruyor. Mesela takvim bilimini az önce anlattık, Mısırlıların nasıl takvim bulduğunu, sonradan Romalıların katkıda bulunduğunu. Anatomiyle alakalı da insanlar, bilim insanları çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Hatta
Eskilerde İbn Sina'nın yazdığı eserler sonradan birçok Avrupalı tarafından da okutuluyor. Hala da okutuluyor. Eczacılık, ilaç insanlar her zaman hasta olmuş. Geçmişte de hasta olmuşlar, günümüzde de hasta oluyorlar. Ve ilk başta böyle bitkisel ilaçlar, sonra onu normal yapay ilaçlarla da günümüze kadar gelen bir eczacılık sanayisi var. Coğrafya, tarih yine her zaman insanların faydalandığı, araştırdığı bilimlerin arasına geliyor. Geometri, matematik, eski İyonyalılar, eski Yunanlılar bununla alakalı bir sürü formüller bulmuşlar. Belki siz biraz rahatsızsınız. Yok Thales'tir, Pisagor'dur, Öklit'tir, bunların hepsi matematikle alakalı. Bize gene Cabir bin Hayyan gibi çok değerli insanlar, bilim insanları matematik, geometride, az önce söylediğim İbn Sina gibi kişiler tıpta, mühendislikte, mumyacılık mesela. Şimdi günümüzde mumyacılık diye bir şey kalmadı ama o dönemde kadim bir bilim. Niye? Değerli bir bilim. Neden? Çünkü adamlar ölülerinin kaybolup gideceğine inanmıyorlar. Öldükten sonra da yaşam olduğunu düşünüyorlar ki var. O zaman ne yapacaklar? Adamı mumyalıyorlar. Yani öldüğü zaman, toprağın altından çıktığı zaman veya mezarından çıktığı zaman gene canlı taze kalsın istiyorlar. Şimdi tarım için mevsimlerin önceden belirlenmek istenmesi ve ölümsüzlük isteği insanlarda astronomi ve aynı zamanda tıp bilimini geliştiriyor. İnsanlar ölmek istemiyor. Günümüzde herkesin amacı çok yaşayayım, aman aman ölmeyeyim, aman dikkatli olayım. Hep biz öyle ya, ölmek istemiyoruz. Ama bu ölümsüzlük isteğiyle alakalı senin ne yapman lazım? Çalışma yapman lazım. Bilimsel araştırmalar yapman lazım. İşte tıp bilimi burada devreye giriyor. İnsanlar mesela kimya biliminin öncesi simyalar. Mutlaka kimya hocanızdan duymuşsunuzdur. Simyacılar ölümsüzlüğü bulmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda İşte her şeyi altın yapmaya çalışıyorlar. Her şeyi böyle daha değerli yapmaya çalışıyorlar. Sonradan yapamasalar bile kimya biliminin temellerini oluşturmuş oluyorlar. Astronomi de aynı şekilde. Tarım için mevsimlerin önceden bilmek istenmesi. Demiştik ya hani mısırlar tarlaları sular altında kalıyor. Tarlalar sular altında kalmasın diye adamlar ne yapacaklar? Tarlalarını önceden mevsimleri bilerekten kontrol altına alacaklar. Şimdi o zaman buraya tekrar gelelim. İlk çağ medeniyetlerinin bilimsel birikime katkılarını göreceğiz. Şimdi birincisi şu kırmızıyla gösterdiğimiz yerler Anadolu medeniyetleri. Urartular var Van'da, Hititler var Çorum ve çevresinde, Frigyalılar, Lidyalılar Manisa ve çevresinde, İyonyalılar var. Aynı zamanda burada Ege'deki uygarlıklar var, Akdeniz uygarlıkları var, Fenikeliler, İbraniler. Bu arada Kudüs tam burada değil, Kudüs şurada arkadaşlar. Onun yerini şöyle gösterelim, karışmasın. İşte Memphis, Teb, Mısır, İskenderiye bunların hepsi önemli yerler. Sümerler yazıyı bulacaklar. Burası Mezopotamya. Bakın şu Fırat ve Dicle nehirlerinin arası Mezopotamya olacak. Buradaki Sümer, Babil, Asur, Akkad, Elamlar hep bu Mezopotamya'da değerli medeniyetler olacaklar. Onlar ne yapacaklar? İnsanların bakın hatta burada kitabımızdan da göstermek istiyorum bunlarla alakalı. İnsanların bilime katkılarını bulmaya çalışacağız. İlk çağda insanların neler yaptığını bizler çok iyi bilmemiz lazım. Bununla alakalı hatta kitabımızdaki örnekleri de mutlaka incelemenizi istiyoruz. Ne yapmışlar? Organizasyon türleri nelerdir? Neleri bulmuşlar? Anadolu medeniyetleri, Mezopotamya medeniyetleri, Çin medeniyetleri. Bunların hepsini zaten buradan da çalışabilirsiniz. Birazdan da ödev vereceğim. Şimdi devam edelim. Dedik ki ilk çağ medeniyetlerin bilimsel birikime katkılarını bulmadan önce şu çok önemli. Biz ne yapmamız lazım? Anadolu uygarlıklarını bir tanıyalım. Anadolu uygarlıkları biliyorsunuz şu anda Anadolu'da biz varız. Anadolu bizim. Bizden önce kim vardı? Bizanslar vardı. Yani Osmanlı İmparatorluğu ve Selçuklular Anadolu'ya gelmeden önce Bizanslılar vardı. Bizanslılardan da önce yani Romalılardan da önce Frigyalılar, Lidyalılar, Urartular ve Hititler Anadolu'da yer ediyorlar. Şimdi Hititler tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Urartular madencilik ve taş işçiliğiyle uğraşmışlar. Lidyalılar ticaretle uğraşıp parayı buluyorlar. Frigler, tarım ve hayvancılığa ve dokumacılığa çok önem veriyorlar. Mesela tapates adı verilen kilimleri var. Ve aynı zamanda tarım ve hayvancılıkla alakalı kuralları çok sert. Eğer bir öküzü öldürürsen cezası çok ağır, cezası ölüm. Diğer tarafa baktığımızda Mezopotamya uygarlıklarında toplumsal sınıf var. Soylular, din adamları ve köleler diye sınıf ayrımı yapmışlar. Tarım ve hayvancılık yine çok önemli çünkü Mezopotamya Ovası yani Fırat ve Dicle nehirler arasındaki Mezopotamya Ovası çok değerli bir tarım arazisi. Ve tapınak ekonomisi var. Yani tapınak ekonomisi dediğim şey böyle zigurat adı verilen tapınakları var. Bu ziguratlarda hem mallarını depoluyorlar ve bu malları depolarken aynı zamanda yazıyı da buluyorlar. Aa diyorlar bak biz bu malları depolarken yazıyı da bulduk diyorlar. Hatta üst katına çıkıp böyle gökyüzünde gözlemliyorlar. Astronomi biliminde gelişmesini sağlıyorlar. Tapınak ekonomisi dediğimiz yani hem burada tapınacaklar hem yani dua edecekler hem de mallarını buraya depo olarak kullanıyorlar. Depoda da kimin malı ne kadar vardı yazalım derken
Milattan önce 3200'lerde Sümerler yazıyı bulacaklar. Fenikeliler yine ticaret ve kolonilikle gelişmiş. Günümüzdeki Lübnan'da yaşıyor bu adamlar. Ne yapacak Fenikeliler? Atacaklar gemilere, gezecekler. Tabii ki yine Kıbrıs'ı unutmuşuz. Kıbrıs'ı burada buhar etmeyelim yavru vatanımızı, bir kez daha çiziyorum. Ne yapacak Fenikeliler? Binecekler gemiye, hop çıkıyor, hop gezecekler, mal satmaya çalışacaklar. İşte burada Girit Adası var, Rodos Adası var falan. Tamam, güzel, satsınlar, para kazansınlar. Ama ailelerinden uzakta kalıyor. Ne yapacaklar bu sefer? Ailelerinden uzakta kalınca ailelerine mektup yazacaklar. Çivi yazısıyla yaz yaz nereye kadar? O yüzden alfabeyi geliştiriyorlar. Sonradan Fenikelilerden Romalılara doğru Latin alfabesi günümüze kadar ulaşacak. Kolonolojik dediği ticaret yapmak için küçük küçük alışveriş merkezleri gibi küçük küçük ticaret pazarları kurmak. Mısır uygarlığına baktığımızda Mısır uygarlığı burası. Tarımda çok gelişiyorlar çünkü Nil Nehri çok değerli bir tarım arazisi oluşturuyor onlara. Nil Deltası'nda çok geniş verimli tarım alanları var. Nil Nehri'nin taşması geometri ve takvimi geliştiriyor demiştik. Nehir taşınca kimin tarlası kime ait bulmak için ne yapacaklar? Geometri geliştirecekler dedik ve nehrin ne zaman taşacağını önceden tahmin etmeye çalışacaklar. Bunun için de güneş yılı esaslı takvimi bulacaklar. Mumyalamaya dönem verecekler. Biliyorsunuz Mısırların piramitleri var. Piramitlerin içine ölülerini koyuyorlar. Ve ölüleri yok olmasın, gitmesin, değerli kalsın diye onları böyle mumyalıyorlar. Güzel güzel eczacılığın ve tıbbın da gelişmesine katkı bulunuyorlar. Yunan medeniyeti yine ticaret ve kolonicilikle gelişmiş. Hatta Yunanlar o kadar çok zenginliyorlar ki bu kolonicilik ve ticaret sayesinde. Adamlar sonradan para çok oturup felsefeyi buluyorlar. Trajedi, komedi, şiir, demokrasi, olimpiyatlar, buna benzer daha sosyal, entelektüel şeyleri hep Yunanlar buluyor. Niye? Dünyada ilk defa demokrasi ya da olimpiyatları ya da trajedi, komedi gibi tiyatral şeyleri, yani tiyatro gibi şeyleri veya başka ne örnek verebiliriz? İşte matematik gibi değerli, işte felsefe gibi değerli şeyleri, geometri gibi şeyleri hep niye Yunanlar buluyor? Çünkü adamların para ihtiyacı yok. Kazanmışlar parayı, oturmuşlar, düşünüyorlar. Acaba biz bir yandan üzülmüyorlar, bir yandan böyle düşünürken ya biz aslında ne yapalım? Felsefe bulalım. Niye acaba kainat var? Bizi kim yarattı diye düşünmeye başlıyorlar. Ticaret ve kolonicilik onlarda da aynı zamanda gelişmiş olmaları, yani ticaret ve kolonicilikle zengin olmaları Yunan medeniyetinin bilimsel çalışmalarda, İyonya medeniyetinin bilimsel çalışmalarda ilerlemesini sağlıyor. Şimdi burada bazı göçler var. Bu göçlerle alakalı da size bilgi vermek istiyoruz. Birincisi, göçlerin temel nedeni kıtlık. Yani adamlar aç kalınca, kıtlık olunca ne yapacaklar? Göçecekler. İkincisi, savaşlar ve baskınlar. Yani başka bir devlet gelip de senin ülkene savaş yaptıysa, saldırdıysa, baskın yaptıysa göç edersin. Demografik nedenler. Yani çok fazla nüfus arttıysa, demografi nüfus demek arkadaşlar. Nüfus artınca ne yapacaksın? Sığmıyorsun. Gideceksin başka yerlere. Veyahut da inanç baskısı. Senin bir inancın var. İnandığın birisi var, Allah var. Ama başka bir kavim gelip sana zulmediyor. O zaman ne yapacaksın? Mesela İbraniler göç etmişler. Yahudiler zulme uğramış eskiden, çok eskiden, öyle düşünüp başka yere göç etmişler. Veyahut da işte bu günümüzde Türkiye'de yaşayan Yahudiler de ta İspanya'dan gelen Yahudiler. Orada İspanya kralı onlara zulmedip 2. Beyazıt döneminde buraya gelmişler. Dolayısıyla insanlar kıtlık nedeniyle, savaş baskınlar nedeniyle, demografik nedenlerle, inanç baskısı nedeniyle ve doğal afetler. Deprem olduysa, sel felaketi olduysa, orası böyle erozyona uğradıysa, tarım yapılamayacak, yaşanamayacak bir yere geldiyse, bir yer haline geldiyse ne yapacaksın? Göç edeceksin. Ege göçleri var mesela. Yunanistan'dan Ege'ye göç ediyorlar. Yani şu haritamızı geri kullanmak istiyorum izin verirseniz. Yunanistan'dan Ege'ye bir göç yaşanacak. Aynı zamanda İç Asya göçleri var. Orta Asya'dan farklı yerlere. Orta Asya'dan insanlar işte kavimler göçünü başlatacaklar. Bizler, yani biz Türkler. Amurru, yani Babil göçleri, Arap Yarımadası'ndan Filistin ve Suriye. Arap Yarımadası dediği şurası, şu aşağıda. Hatta şu diğer haritamıza daha net gösteririz, oradan göstereyim. Şurada. Ha, şu aşağısı, burası Basra Körfezi ya. İşte Mekke, Medine'nin olduğu yer Arap Yarımadası. Oradan Suriye, Filistin'e göç ediyorlar. Babiller, Amurrular. Akat göçleri yine Suriye'den Sümer ülkesine. Suriye neresi? Burası. Suriye'den Sümer ülkesine neresi? Mezopotamya'ya göç edecekler. Hurri göçleri Doğu Anadolu'dan Filistin'e. Doğu Anadolu nerede? Burada. Urartuların olduğu yer. Oradan Filistin'e doğru, Kudüs'e doğru göç edecekler. Aynı zamanda Frig göçleri Makedonya ve Trakya'dan Anadolu'ya. Makedonya ve Trakya neresi? Trakya burası. Günümüzde biliyorsunuz Edirne'nin olduğu yer, Tekirdağ'ın olduğu yer. Makedonya'da burası, Yunanistan'ın üstünde. Makedonya ve Trakya'dan gelip Ege'ye gelecekler. Anadolu'ya gelecekler. Frigyalılar tarımı başlatacaklar. Burası da yine önemli. Sınavda burada hocanız soru sorabilir. Bir de kanunlarımız var. İlk çağ medeniyetlerinin kanunları var. Şimdi öncelikle bu kanunların kaynağını bilmemiz lazım. Kanunların kaynağı ilahi. Yani hep kutsal, dinsel bir içerikle çıkıyor. Hep böyle Allah'a,
Tanrı'ya dayalı bir şekilde yapıyorlar. Onlar Tanrı kelimesini kullanıyorlar. Biz şimdi günümüzde tabii Allah kelimesini kullanıyoruz. Mesela Urkakina kanunları var. İlk yazılı kanun tarihte. Zaten yazı ilk Sümerler bulmuş. O yüzden de Urkakina kanunları da ilk yazılı kanun oluyor. Urkakina borç affı gibi konuları işledi ve halkı rahatlatmaya çalışıyor. Yani bir adam borcun varsa borcun affedilebiliyor. Halkın sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda bazı kuralları daha düzgün, daha rahat yaşamasını sağlıyor. Hammurabi kanunları var. 282 madde ve kısas esasına dayalı. Yani sen birine bir zarar verdiysen aynı zarar da sana veriliyor. Sen birini öldürsen sen de ölüyorsun. Sen birinin malını çaldıysan sana çok ciddi sert şeyler veriliyor. Hatta Hammurabi kanunları, isim böyle hamur gibi duruyor ama esas adam çok sert diyeceksiniz. Çok sert kanunlar diyeceğiz. Yine Urkakina kanunları da çok sert. Buraya da böyle çok sert bir adam tipi çizmek istiyorum. Hitit kanunlarına baktığımızda evlenme, boşanma, nikah, nişan, yani sosyal hayatta aileyle ilgili tüm kurallar, hükümler burada var. Cezalarda da sosyal sınıf farklılıkları esas. Yani zenginler kendi aralarındaki bir ayrım yapmışlar. Hani soylular var ve diğer gariban fakirler var. Onlarla aradaki sınıf farklılığını gözetiyorlar ve bu da kötü bir şey esasında. Adalet herkes için olması lazım ama Hitit kanunları bir açıdan biraz zayıf. Bazı suçlarda ceza tüm aileye kesiliyor. Yani sen bir hırsızlık yaptın, sadece sen değil tüm ailen bundan dolayı ceza görebiliyor. Biraz adalet konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyebiliriz. Burada da yine Tevrat 10 emir. Yahudilere göre Sina Dağı'nda Tanrı tarafından Hazreti Musa'ya, Hazreti Musa biliyorsunuz peygamber, bildirilen 10 emir var. İşte öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin gibi çok temel emirler. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de bize Allah bazı emirler vermiş. Yine Allah Hazreti Musa'ya emirler veriyor, 10 emir. O kutsal kitap Tevrat'ta yazıyor bu. Hani biliyorsunuz Hristiyanların kutsal kitabı İncil. Biz Müslümanların kutsal kitabı Kur'an, Kur'an-ı Kerim. İşte Davudiler Zebur, Musevilerin yani Hazreti Musa peygambere inananların da Tevrat. İşte Tevrat'ta 10 emir var ve 10 emir de bir kanun gibi. Çünkü İbraniler o kanunları, onları uygulamak zorundalar. Uygulamazlarsa hem ülkesindeki kanunlar açısından ceza görüyorlar hem de Allah tarafından cezalandırılacaklarını inanıyorlar. Şimdi o zaman güzel bir şekilde anlattık. Bir kez daha özetleyeceğim ama burada hemen bir ödev vermek istiyorum size bununla alakalı. İhtişam hizmetleriyle alakalı. Şurada göstermek istiyorum. Şimdi birincisi şuradan başlayalım. Önce şu konu anlatım kitabımızdan ödev vermek istiyorum. Şunu şöyle koyayım. Ödevden sonra da bir kez daha özetleyeceğim hızlı bir şekilde. Sonra da bitireceğiz inşallah dersimizi. Şimdi 0'dan 9'a tarih kitabımızda bu en başta insanlığın hafızası, tarih, vaka buralar zaten eski konularda kaldı. İnsanın ilk dönemleri buralar önemli işte. Buradaki kavramları bir kere baştan çalışmanızı istiyorum. Sonrasında sayfa 30'dan bakın böyle alıyorum. Buradaki tüm şeyler önemli. Kadim bazı bilimler az önce işlediğimiz konu 30-38 böyle gidiyor. İlk çağ medeniyetlerinin yaşadığı olaylar. Sağ taraftaki soruları çözmeniz lazım. Sol taraftaki konu anlatımlarında çalışmanız gerekiyor. Mesela Çinler barut pusula kağıt matbaa icat etmesi, Mısırların takvim icat etmesi. Buraları iyi bir şekilde çalışacağız. İranların posta teşkilatını bulması. Buralardan çalıştıktan sonra ta şuraya kadar geliyoruz. İlk çağdaki organizasyon türleri. Buraya kadar gelmenizi istiyorum. Askeri, sosyal ve ekonomik yaşam neler yaptıklarına dair. Buraları iyice çalışmanız lazım. Bir. Aynı zamanda sayfayı söyledik. Tak kitabımızdan da Anadolu'daki ilk yerleşim merkezleri ve tarih ve zaman konusunu geçecek olursak şurada. Burada sayfa 41'den yazının gelişimi, insanın ilk dönemleri, testler. Sayfa net söylüyorum 41'den. Bakın mesela burada zigurat resmini vermişiz. 41'den nerede? Şu yazılı örnekleri olan 76'ya kadar çalışmanızı istiyorum. Yani buradaki kavramların ne olduğunu bilmeniz lazım. Buradaki bulmacaları çözmeniz lazım. Buradaki bulmacalar derken tabii sınav hazırlık olsun diye. Bu testlerde sayfa 41 ile 69 arası yine tak tarih kitabında da ödeviniz. Şimdi hemen özetleyip bitiriyoruz. Dedik ki ilk çağ medeniyetinin bilimsel birikime katkıları nelerdir dedik. Her medeniyet kendince insanlığa katkıda bulunuyor. Ve farklı farklı medeniyetlerin katkısıyla da ilerliyor dedik. Asurlar, Sümerler, Mısırlar, Fenikeler farklı farklı katkılarda bulunuyorlar dedik. Burada göçler vardı. Göçlerin temel nedenlerini hocalarınız sınavda sorabilir. Kıtlık, savaş, baskın, demografik, inanç baskısı, doğal afetler. Bunları mutlaka yazmanızı ister hocanız. Bu göçlerin ne sebeple olduğunu da, nedenleri olduğunu da bilmenizi ister. Buraya da mutlaka çalışın veya ekran görüntüsü alın diyoruz arkadaşlar. Anadolu uygarlıklarının neler yaptığını, hangisinin hangi alanda ilerlediğini yine bilmenizi isterler. Urartuların, Lidyalıların, Frigilerin, Hititlerin Anadolu uygarlığı olduğunu bilmelisiniz ve bunların genellikle tarım önemli olduğunu bileceğiz. Van biraz soğuk olduğu için burada maden ve taş işçiliği var ama onlar da yine tarımla uğraşacaklar diyeceğiz. Tarım için mevsimlerin önceden bilinmek istenmesi ve ölümsüzlük isteğinin astronomi ve tıp bilimini geliştirdiğini aklımızda tutacağız. Kadim bilimlerin neler olduğunu ve bunların insanlık için ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekebilir. Ve yine
günlük ihtiyaçlar ve bu tarz ihtiyaçlara yönelik bilim olduğunu bileceğiz. Bilimin tanımını bileceğiz. Sonrasında zaten diğerleri son derece kolay arkadaşlar. Hatta bununla alakalı size bir daha çalışma yöntemi daha söyleyeyim ve bitirelim. Nedir o da? Tarih akıl haritalarımız. Tarih akıl haritalarımızda bunlarla alakalı size çok güzel renkli resimli anlatım yöntemleri uyguladık. Bakın burada da görebilirsiniz. Şimdi burada gidiyor insanlığın ilk izleri konusu. Bakın burada tek tek bu anlattıklarımızın hepsinin güzel kare kodlarla kare kodlar diyorum kutularla anlatılmış hali var. Buradan da çok net bir şekilde çalışıp öğrenebilirsiniz. İnsan ve göçün sebeplerini buradan net bir şekilde görebilirsiniz. Veyahut da diğer haritamızı da ilk çağ, bakın şöyle göstereyim. Açmak zorundayım. İlk çağın tüccar toplulukları kabileden devlete nasıl oldu? Bunların hepsini tek tek sizlere gösterdik. Buralardan çalışırsanız net bir şekilde öğrenirsiniz arkadaşlar. O zaman bir de bir isteğimiz daha var. Nedir o da? Ödüllü sorumuz. Hemen ödüllü sorumuzu da getirelim. Nerede? Tamam, burada. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara alın. Hadi bakalım arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.